Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video derste yine beraberiz. Bu dersimizin konusu 3ds Max 2017'de artık standart olarak gelen ve bundan sonra varlığını hep sürdürecek olan Art Render. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu sorabilirsiniz. Mental Ray'e ne oldu, iRay'e ne oldu, onlar halen varlar. Lakin 3ds Max içerisinde default olarak gelmeyecekler. Aynı diğer render motorları gibi dışarıdan eklenti olarak kurulmaya devam edecekler arkadaşlar. Kullanmak isteyenler yine bu şekilde kullanabilirler. Artık 3ds Max ile beraber Art Render sizin kullanımına sunuldu. Nasıl bir render motoru? Şu an halen geliştirilmekte olan ama oldukça başarılı bir render motorudur arkadaşlar. Hani özellikle dış mekan renderlarda HDR kullanımları, işte 3ds Max'in sunlight ve daylight ışık sistemlerinde oldukça başarılı render çıktıları veren bir render motoru. Kullanımı arayüzü hiç karmaşık değil, çok basit. Hatta şöyle özetleyebiliriz. İki tip render alabiliyorsunuz. Bunda iterasyon veya süre belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Kalite ayarlarında da iki seçeneğiniz var. Onlardan ya en yükseğini çıkartıp en düşüğe getirebiliyorsunuz ya da orta kararlarda bir render alabiliyorsunuz. İyi bir ekran kartınız varsa GPU odaklı da çalışabilen bir render motoru ama işlemciyi de kullanılabiliyor. Bu tamamen sizin kendi kişisel tercihinize kalmış bir durum. Materyal olarak 3ds Max içerisinde de bazı elemeler yapıldı 2017 versiyonuyla beraber. Bir önceki genel bakış dersimizde buna değinmiştik. Ama şimdi bu dersimizin konusu sadece Art Render olacağı için kısa olarak materyal editöründen de bahsetmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar artık 3ds Max'in materyal editör kısmında özellikle kompakt değil de slate kısmında birçok materyal görüyordunuz. Bunlarda kullanılmayanlar elendi. En çok kullanılanlar, en çok işe yarayan materyal seçenekleri kaldı. Ve buna ilaveten de fiziksel materyal geldi. Bu fiziksel materyal tek başına bir ders konusu arkadaşlar. Gerçekten çok kapsamlı bir materyal. Çok değişik özellikleri var. Kullanımı oldukça detaylı ve çok gerçekçi sonuçlar verebilen bir materyal. Kısaca zaten dersimizin içerisinde bahsederken burada objemizin üzerine atayacağımız materyallerimizi fiziksel materyalde hazırlamak zorundayız. Ona göre kısa bir kullanımı da yapacağız ama ayrı bir ders olarak da izleyeceğiz arkadaşlar. Bu konuyu da işleyeceğiz, sizlere anlatacağım. Diğer bir konu ise arkadaşlar son olarak anlatayım ve sonrasında hemen dersimize geçelim. Şimdi arkadaşlar Art Render neler yapıyor diye kafanızda soru işaretleri var. İlave olarak Render Elements eklendi arkadaşlar. Aynı diğer muadil render motorlarında kullanabildiğiniz gibi render elementleri var. Tabii ki eksi yönleri de var. Yok değil. Mesela ne gibi eksi yönleri var? Şu anda 3ds Max içerisinde yer alan standart ışıklarımız vardır. İşte Target, Freeze, Spot, Omni Light gibi ve fotometrik ışıklar gibi. Fotometrik ışıklar dışında diğer olan standart 3ds Max'in ışıklarını henüz tanımıyor. Hani tabii ki bir güncelleme gelecektir, bir servis paketiyle bunlar düzeltilecektir. Aceleye mi geldi dersiniz? Kesin kes hayır. Bir aceleye gelmiş gibi düşünmeyin. Zaten 3ds Max'in çıkış zamanı normalden daha geç oldu. Hani nereden bakarsak bir aya yakın kadar geç bir süre içerisinde sizlerin kullanımına sunuldu. Hani şu anki sahne aydınlatmalarınızı fotometrik light ile yapabilirsiniz. Fiziksel kameranın da
kendi aydınlatma seçenekleri ile beraber, exposure seçenekleri ile beraber de sahnenizde aydınlatmalar yapabilirsiniz. Bu sizin gerçekçi sahneler almanızda dezavantajı oluşturuyor mu? Tabii ki hayır. Oluşturmuyor. Sadece konuya ne kadar hakim olduğunuzla alakalı. Hani artık şu kavram çıktı. Hani hazır ayarlar, basit kullanımlarla gerçekçi render alma devri bitiyor arkadaşlar. Hani birazcık ortam diliyle konuşmuş oldum. Artık detayları bilmek zorundayız arkadaşlar. Işık nedir? Fotonlar nelerdir? İşte genel aydınlatma nedir? HDR nedir? Ondan sonra Kelvin değerleri nelerdir? Exposure nelerdir? Kamera ayarlarımız nelerdir? Bu kameraların özellikleri nelerdir? Hangi sahnede kaç milimlik lens kullanılmalıdır gibi birçok konu var. Hani bu konuların hepsini tabii ki tamamını çok iyi bilmek gibi bir şansımız yok. Fakat hani konuya hakim olma denilen bir kavram var. Bunun oluşması gerekiyor. Birazcık araştırmayla, çok zor değil. Hani birazcık araştırmayla, birazcık çalışmayla bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Benim önceki derslerimde de zaten çoğu kez anlattığım konulardır bunlar. Arkadaşlar, şimdilik bu kadar. İsterseniz artık dersimize geçelim ve başlayalım. Görüşmek üzere, mutlu olun. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce sizlere Art Render hakkında özür dilerim. Kısa bir bilgilendirme yaptım. Şimdi şu an zaten karşınızda da açık olarak görüyorsunuz 3ds Max 2017'de bir arabamız ve sahnemiz var. Sahnemizin aydınlatma işlemleri HDR ile yapılıyor. Şimdi burada arkadaşlar size göstereceklerim ve anlatacaklarım Art Render hakkında kısa bilgiler içeriyor. Hani nasıl kullanabilirsiniz, bu Art Render nedir, ne işe yarar gibi konulara değineceğiz en kısa yoldan. Ve çok ufak da fiziksel materyalden bahsedeceğim. Onun da iki tip kullanımı var zaten, az sonra göreceğiz. Şimdi arkadaşlar, Art Render'ın da az önce bahsettiğim gibi çalışma mantığı oldukça basit. Hemen Render Setup'tan arkadaşlar açıyoruz zaten. Art Render burada seçili olarak geliyor. Ama bu listede Quicksilver var, Scanline var zaten klasik. Sonrasında Nvidia E-Ray ve Nvidia Mental Ray render motorları var. Bunları ben istediğim için kurdum. Normal şartlarda kurulu olarak gelmiyor. Buradan Art Render'ı seçiyoruz arkadaşlar. Böyle bir sekmesi var. Buradan gerekli çözünürlük ayarlarımızı yapıyoruz. Sonrasında burası da arkadaşlar Art Render'ın kullanım paneli. Bu kadar. Başka ekstra herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Render kalitesini buradan ayarlıyorsunuz. Filtrelemeleri aktif edersiniz. Buradan ayarlıyorsunuz. Ve bitti. Başka herhangi bir ayarı yok. Buradaki değerleri ne kadar yükseltirseniz o kadar kaliteli sonuçlar alırsınız. Aynı şey burada da geçerli. Bu kısımda render element var arkadaşlar. Mesela Art Render'ın kendi nosy filtresi var. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar tekrar geri gelelim. Art Render'ımız açık. Klavyemizden 8 tuşuna basıyoruz ve Environment sekmesi açılıyor arkadaşlar. Buradaki Exposure kontrol panelinde arkadaşlar normal standart yollardan HDR ekliyoruz. Bu HDR'ı başka herhangi bir şekilde Art Render'a tanımlamaya gerek yok. Kendisi otomatik olarak algılayabiliyor. Kontrol alanında ise arkadaşlar birçok Exposure kontrol seçenekleri mevcut. Mesela o otomatik de kullanabilirsiniz ya da fiziksel kameranın kendi exposure ayarlarını kullanabilirsiniz ya da pseudo exposure ayarlarını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik otomatikte kalsın. Kameramız olarak da fiziksel kamera seçili. Şimdi bu böyle aşağıda dursun. Basitçe bir render alalım, düşük ayarlarda bakalım sonuç nasıl çıkacak.
Bu render mantığı arkadaşlar iterasyon olarak ilerliyor. Hani sahnede ne kadar çok iterasyon hesaplaması yaparsa sizin render kaliteniz o kadar yüksek oluyor. Şu an büyük ihtimalle environment'te biz bir değişiklik yaptık. Ondan böyle bembeyaz bir çıktı. Yo, yapmamışız. Hemen arkadaşlar mesela bunu bir değerine geri getirelim. Tekrar bir render diyelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sahne üzerinde bir aşırı derecede kir gibi gözüken lekeler mevcut. Bunun sebebi render kalitemizin draftta olması. Mesela bunu arkadaşlar hemen high yüksek seviyeye getiriyoruz. Sonrasında filtrelememiz yine 50 olarak kalsın ve render diyelim. Bakalım sonuçlarımız ne olacak. Evet arkadaşlar. Ayarlarımızı birazcık daha yükselttiğimizde sahnemizde daha temiz bir şu böyle büyütelim. Daha bir temiz render'ımızı aldık. Gördüğünüz gibi. Şimdi lakin hala buralarda bazı pürüzlenmeler mevcut. Şimdi tabii bunu height'tan birazcık daha yüksek ayarda ve nosy filtrelemelerine yükselterek daha temiz bir görüntü elde edebiliriz. Lakin sahnemiz birazcık karanlık gibi duruyor. Hemen şunu da küçültelim. Sahnemizin buradaki Expose kontrol kapalıydı arkadaşlar. Hemen buradan fiziksel kameramızın görüntüsüne geliyoruz. Mesela burada imaj kontroller Expose Vali Daylight 6500K kullanıyormuş. Mesela Sunlight'a düşelim. Şuradan küçük bir ekranda bir denemesini alalım da yüksekte unuttuk onu. Neyse. Düşürmekte fayda var. Hemen şunu şöyle draft sev bir saniye. Şöyle draft seviyesinde bırakalım arkadaşlar. Hemen bir şuradan yine bir küçük bir render'ımızı alalım. Görelim sonuç ne çıkacak.
Ya da büyütebiliriz. Sahne bu sefer arkadaşlar birazcık parlak çıktı. Hemen gerekli müdahaleleri yapalım. İptal edelim render'ımızı. Yani şunu şöyle çekelim. Şuradaki 6 değerine 0,1'e kadar düşürelim ve tekrar bir render diyelim. Bakalım sonuç ne olacak. Evet, render işlemimiz başlamış arkadaşlar. Işık değeri sahnedeki birazcık daha düzgün normale döndü. Tabi bunların ayarlamalarını biz fiziksel kameramızdan da yapabiliriz. Hemen şu materyal editörü aşağıya atalım. Bu yine böyle kalsın. Şuradan gelelim. Kameramızı seçelim. Şu değeri birazcık 12'ye çıkartalım. Render diyelim. Pardon. Tab penceresinde kaldı. Bir değerine düşürelim. Hala sahnemiz çok parlak arkadaşlar. 6500 bu kısma gelelim. Bu kısmından da 6500 yapalım. Evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar birazcık daha normal değerlere geldi ama sahnemizde yine aşırı derecede ışık patlamaları mevcut. Şimdi makul değerlere çekmekte fayda var. 0,1'e çektik. Peki 0,01 diyelim. Bir render alsın bakalım. Tabi sahnemizde bir HDR'ımız da var arkadaşlar. Hani o HDR'a da uygun bir şekilde sahnede ışık dengesini kurmamız gerekiyor. Tabi bu ısrarla burayı beyaz çıkartmaya devam ediyor. Bunun sebebi install export desek iptal diyelim. Bunu neden beyaz yapıyor? Gerçekten çok ilginç. Enable filtering desek şu anda bazı şeyleri deniyoruz arkadaşlar sizden hep beraber. Siz de en azından siz de benzeri sorunlarla karşılaşırsanız bir de çözümünü bulduğunuzda sizin için bayağı iyi olur.
Evet, gördüğünüz gibi filtrelememiz düşük olduğu için, render kalitemiz de düşük olduğu için bu şekilde çıktı arkadaşlar. Nosy filtreden kaynaklı bir sebepmiş. Şimdilik bu şekilde kalsın ya da biz bunu medium'a getirelim. Birazcık daha iyi sonuç alabiliriz. Şimdilik environment'ten işimiz yok. Materyal editörümüzü açıyoruz arkadaşlar. Burada işlerimiz var. Burada şu an sahnemizde gri materyal var. Şimdi şurada görüyorsunuz arkadaşlar, fiziksel materyal var. Bir de 3ds Max'in kendi standart materyali var. Biz mesela bu arabanın dış kaplamasını oluşturmak için fiziksel materyal kullanacağız. Şimdi arkadaşlar fiziksel materyalin içerisinde burada gördüğünüz hazır materyaller de var. Bunlar sizin işinizi de görür. Burada mesela bir standart, bir de advantage mod var. Yani standart modda bu kadar bir ayara sahip olabiliyorsunuz ama advantage'ı seçerseniz birazcık daha detaylı materyal ayarlarına ulaşabiliyorsunuz. Mesela burada base color ana renk diyor arkadaşlar. Mesela biz bunu böyle kahverengi tarzında bir renk yapalım. Okey diyelim. Güzel bir şekilde de yansıtıyor. Arabanın kaportasına hemen atayalım. Sonrasında perspektif penceremizi de, pardon, büyütelim hemen şuradan. Evet. Materyalimizi de, neyse, oradan çekip uzatırız. Sonra hemen yanına bir tane daha fiziksel materyal atayalım. Mesela onda da bize gloss paint değil de wood, concerto, plastik, seramik, brushed metal. Tamam. Brushed metal olarak arabamızın şu kısmına atayalım. Ve gerçekten bir deneme renderimizi alalım. Bakalım sonuçlarımız neler çıkacak. Hem materyal performansını görmüş olacağız arkadaşlar kalitesi olarak, hem de medium'da alıyoruz, birazcık daha hani kaliteli bir sonuç elde etmiş olacağız. Ama şunu eklemekte fayda var arkadaşlar, hani gerçekten çok başarılı ve daha da iyi olacak. Üstelik 3ds Max'in içerisinde geliyor. Hani Art Render'ın arka planda, hani halen betaları, yeni sürüm için bahsediyorum, betaları yayınlanıyor, kullanıma sunuluyor, deniyoruz, görüyoruz. Hani gelecek vadeden bir render motoru çok çok daha iyi yerlerde olacak. Hani şu an piyasada çok popüler olan render motorları bile halen geliştirilmeye devam ediyor. Tabi Art Render birazcık yeni olabilir ama hiçbir şey için geç değil. Bence oldukça güzel. Ve şu an iterasyon hesaplamaları yapılıyor arkadaşlar. 1 dakika 18 saniye gibi bir sürede yapmış. Gördüğünüz gibi hemen arkadaşlar buraya şunu şöyle bir kenara alalım. Bir adet daha fiziksel materyalimizi atayalım. Mesela buna da arkadaşlar buradan en hızlısından metal spesiyal cam ataması yapalım. Glass tint kuvvetleri. Tamam, fark etmez. Ondan sonra gelelim arabamızın camlarına da atamayı yapalım. Mesela biraz şöyle uzaklaşalım. Cam böyleydi. Güzel. Mesela şuraya bir tane daha fiziksel materyal oluşturup buradan da az önce polished demişti, matalyumyum, satin, mesela gold var, silver'ı seçelim. Birazcık da yaklaşalım. Mesela gümüş, pardon,
Şu render sekmemizi kapatalım. Objemizi görebilmemiz açısından. Hemen mesela şu kısmı jantlarımıza atadık. Sonrasındaki buradaki, pardon, seçememişiz. Evet. Buradaki aksamlara atayalım. Evet. Ve bir render alalım. Bakalım bu sefer hazır materyal performansını da göreceğiz. Çok işinizi görebilecek hazır materyaller de var arkadaşlar. İçerisinde. Şimdi arkadaşlar, hani birazcık yakından bakmakta da fayda var. Şöyle zoomlayalım. Yani renderımız da bir yandan da devam da ediyor zaten. Hani camı bu şekilde yaptı, sıkıntı değil. Solid seçmiştik zaten. Hani bu kısmı silver verdik. Oldukça güzel. Bu kısımlarda da öyle. Burada brushed materyalimiz var. O da gümüş oldu galiba. Yanlışlıkla atamış olabiliriz. Hani çok güzel. Hemen küçültelim. Hani art render arkadaşlar, hani birazcık yavaş çalışıyor olabilir ama bu bizim bilgisayarımızın da hani performansıyla alakalı. Elinizde iyi bir ekran kartı varsa zaten, hani o ekran kartının GPU'sunu kullanarak da render alabilen bir render motoru. Hani daha hızlı sonuçlar elde edebilirsiniz ya da daha iyi bir işlemciye sahipseniz daha hızlı render çıktıları alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi hani çok fazla da sizin kafanızı karıştırmadan anlatmaya çalıştım. Zaten çok basit bir render motoru, çok karmaşık bir render motoru değil. Hani fiziksel materyallerden, yeni gelen fiziksel materyallerden oldukça başarılı çalışıyor. Ondan sonra tabii ki Art Render'la beraber iç mekan ve dış mekan basit proje çalışmalarımız da olacak sizden beraber arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize mutluluklar diliyorum. Mutlu olun. Görüşmek üzere.